Efendim hepinize merhabalar, ben Rıdvan Akgün. Rıdvan Akgün'e günün yorumunda birlikteyiz. Bugün bakacağız günün öne çıkan haber başlıkları neler ve tabii ki benim yorumlarımdan kurtulamayacak hangi konular var. Videolar var, haberler var, fotoğraflar var. Canlı canlı, cap canlı günün yorumunu yapıyoruz. Her gün keyifle sizler de bizi izliyorsunuz. Evet, şöyle bakalım bugün günün en önemli gelişmesinden biri. 24 Haziran seçiminden sonra özellikle ve özellikle Cumhuriyet Halk Partisi üzerinde algı operasyonu yapmaya çalışanlar ve 24 Haziran gecesinde neler oldu diye soru sorup da cevabını alamayanlar, Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce arasında acaba ne var diye düşünenler, acaba işte 81 vilayeti gezecek, şehri gezecek Muharrem İnce acaba kurultay mı toplayacak diye düşünenler, Kılıçdaroğlu 10 seçim kaybetti, acaba bundan sonra ne yapacak diyenler, günün öne çıkan başlıklarından birisi de Muharrem İnce ve Kılıçdaroğlu anlaştı. Türkiye'de 3 büyük ilin 2 büyükşehir belediye başkanını Muharrem İnce belirleyecek diye gazetelerde öne çıkan başlıklar, sosyal medyada öne çıkan başlıklar ve bomba gibi bugün düşen bir gündem, bugün önemli bir özellikle sosyal medyaya düşen önemli bir konu. Muharrem İnce Kılıçdaroğlu'na onursal başkanlık teklif etti ve Kılıçdaroğlu da bunu saygısızlık olarak isimlendirdi şekliyle kirli kirli böyle bilgiler sızmakta. Acaba hangisi doğru, hangisi yanlış? Biz de bu doğruyu bulmaya çalışacağız. Şimdi tabii birçok konu başlıklarımız var. İnce Kılıçdaroğlu konusunda bir videomuz var. Bu videoyu bir izleyelim. Sonra yorumlarım devam edecek. Sayın Kılıçdaroğlu'ndan bana bir teklif gelmedi. Ama benden Sayın Kılıçdaroğlu'na bir teklif gitti. Ben şöyle söyledim. Gizlim saklım yok benim. Milletin önünde de bunları söyleyebilirim. Sayın Genel Başkan'a büyük bir devlet adamlığı yaptığını, İyi Parti'ye 15 milletvekili göndermeden başlayan ve kurultayda kendisine rakip olmuş birini Cumhurbaşkanı adayı yaparak müthiş milletin gönlünde taht kurduğunu, bunun devam etmesi gerektiğini, bu devlet adamlığının devam etmesi gerektiğini, kendisiyle bir yarışın içinde olmak istemediğimi, bir rekabet içinde olmak istemediğimi, ama milletin de bu Cumhurbaşkanlığı seçimi sırasında duyduğu, gördüğü, yaşadığı bir umut var, bunu kaybetmememiz gerektiğini ve kendisi isterse olağanüstü kurultayı kendisi toplayarak benim genel başkan olabileceğimi, kendisinin onursal genel başkan olacağını ve bir abi kardeş ilişkisi içerisinde kendisi grup başkanı olarak parlamentodaki çalışmaları ve onursal genel başkan olarak bu çalışmaları yürüteceğini, benim de genel başkan olarak Edirne'den Ardahan'a çalışacağımı, partiyi seçimlere hazırlayacağım. Böyle bir teklifte bulundum. Bunu söyledim. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir yanıt verdi. Evet ya da hayır bir şey demedi. Dinledi. Yani ben bu teklifi yaptım. Sizin bunu da milletin bilemiyorum yani kendi takdiridir. Bunu kendisinin değerlendireceğini gelişene bakacağız. Hayır, hayır, kendisi hayır derse hayır. Siz imza toplama yoluna gideceksiniz. Hayır, ben imza toplamayacağım ama hayır derse örgüt kendisi çözecektir bu işi. Ben bunları söyledim. Sayın teşekkür ederim. Sayın Kılıçdaroğlu, Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi'ne hakikaten çok yazık. 10 seçim kaybetmiş Kemal Kılıçdaroğlu hala koltuk sevdasında. Çok yazık. Çok yazık. İki kelimenin içerisinde çok şey saklı.
Yani bu dev parti bu hale mi gelecekti? Muharrem İnce'nin seçimlerden sonra genel başkanlık sevdasından vazgeçmeyeceğini Kemal Kılıçdaroğlu da bal gibi biliyordu. Cumhurbaşkanı adayı gösteririm de ya cumhurbaşkanı olarak gider, ben de bir cumhurbaşkanı çıkarmış bir partinin genel başkanı olarak kalırım veya çeker gider seçilemezse partide bana kalır düşüncesi Kemal Kılıçdaroğlu'nun maalesef rafa kalktı. Mızrak Altıok'un altı mızrağı da artık Cumhuriyet Halk Partisi'nde çuvala sığmıyor. Altıok çuvala sığmıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Muharrem İnce'nin zorladığı %30'dan fazla, 15 milyondan fazla Türk seçmenin oyunu aldığı Muharrem İnce bu işin peşini bırakmayacak. Deniz Baykal sakin ol dedi. Diğer eski genel başkan sakin ol dedi. Ve tabii ki baktığımız zaman Murat Karayalçın eski CHP genel başkanı sakin ol dedi. Ama Muharrem İnce Kemal Kılıçdaroğlu ile yapmış olduğu görüşmede özellikle altını çizerek bakın neler söyledi. Yani videoyu tekrar izleyelim, sonra yorumlarım olacak. Yani Muharrem İnce artık kılıcı kınından çekti. Parti örgütüne bırakırız veya onursal başkanlığı veya grup başkan vekilliğini, grup başkanlığını kabul et. Başka çaren yok. Bunları da kabul etmezsen tarihte 10 yenilgi almış bir genel başkan olarak rafta yerini alacaksın dedi adeta. Tekrar izleyelim ve yorumlarım devam edecek. Kılıçdaroğlu'ndan bana bir teklif gelmedi. Ama benden Sayın Kılıçdaroğlu'na bir teklif gitti. Ben şöyle söyledim, gizlim saklım yok benim. Milletin önünde de bunları söyleyebilirim. Sayın Genel Başkan'a büyük bir devlet adamlığı yaptığını, İyi Parti'ye 15 milletvekili göndermeden başlayan ve kurultayda kendisine rakip olmuş birini Cumhurbaşkanı adayı yaparak müthiş milletin gönlünde taht kurduğunu, bunun devam etmesi gerektiğini, bu devlet adamlığının devam etmesi gerektiğini, kendisiyle bir yarışın içinde olmak istemediğimi, bir rekabet için içinde olmak istemediğimi, ama milletin de bu Cumhurbaşkanlığı seçimi sırasında duyduğu, gördüğü, yaşadığı bir umut var. Bunu kaybetmememiz gerektiğini ve kendisi isterse olağanüstü kurultayı kendisi toplayarak benim genel başkan olabileceğimi, kendisinin onursal genel başkan olacağını ve bir abi kardeş ilişkisi içerisinde kendisi grup başkanı olarak parlamentodaki çalışmaları ve onursal genel başkan olarak bu çalışmaları yürüteceğini, benim de genel başkan olarak Edirne'den Ardahan'a çalışacağımı, partiyi seçimlere hazırlayacağım. Böyle bir teklifte bulundum. Bunu söyledim. Sayın Kılıçdaroğlu bir yanıt verdi. Evet ya da hayır bir şey demedi. Dinledi. Yani ben bu teklifi yaptım. Bunu da milletin bilemiyorum yani kendi takdiridir. Bunu kendisinin değerlendireceğini gelişene bakacağız. Hayır, hayır, kendisi hayır derse hayır. Siz imza toplama yoluna gidecek. Hayır ben imza toplamayacağım ama hayır derse örgüt kendisi çözecektir bu işi. Ben bunları söyledim. Sayın teşekkür ederim. Sayın Haziran çok toplu Amerikan bilardosu gibi topa bir topa vuruyorsun. Topların hepsi dağılıp gidiyor. Tabii ki o bir topta Cumhurbaşkanı, yani top derken topa vuruyorsun, o artık joker top. O da devletin en güçlü kademesine, Cumhurbaşkanlığına seçiliyor. Onun haricindeki en yakınındaki hükümet ortağı oluyor Cumhur İttifakı. Ama diğer toplarda dağılmış, gitmiş ve kendisini toplamak için çaba sarf ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde özellikle Kılıçdaroğlu 24 Haziran seçimlerinden sonra eğer ben bu seçimlerde başaramadım. 9 seçimdir kazanamıyorum. 10. da yine kaybettim. Yeter artık. Lütfen Muharrem Bey gelin, partimiz teveccüh ederse genel başkan olun ve partiyi yönetin demesi çok şık olurdu. Tam tersi res çekerek, res yaklaşarak Muharrem İnce'ye sert bir çıkış yaptı 72 saat sonra. Ve bugün Cumhuriyet Halk Partisi gibi Büyük Atatürk'ün kurmuş olduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nin geldiği konuma ve duruma bak. Seçimlerden hemen sonra Cumhuriyet Halk Partisi karıştı ama erken seçim
söylentileri yayılmaya başladı. Bakınız, Muharrem İnce aslında altını çizerek çok şey söyledi. Kötü bir şey mi söyledi? Hayır, kötü bir şey söylemedi. Muharrem İnce partiyi kurtarmak istiyor. %30'un üzerinde oy alan, 15 milyondan fazla seçmenden oy alan Muharrem İnce, Cumhuriyet Halk Partisi'nin lideri olmak ve parti iktidara taşımak istiyor. Bunu da mevcut başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve kurmayları ve özellikle İzmir'e geleceğim, kimse alınmasın. İzmir'de ne İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ne de 22 ilçe Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarından ses çıkmıyor. Korkuyorlar hepsi. Diyorlar ki ya biz Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında olsak, ya yarın gider de İnce gelse ne olur? İnce'nin yanında olsak, partiden ihraç olur da Kılıçdaroğlu'yla baş başa kalsak ne olur? Yarın bizi aday göstermez diye o ince çizgide Araf'ta kalmış belediye başkanları hiç sesleri çıkmıyor. İzliyorlar bunu. Kim güçlüyse onun yanında yer alacaklar. Altını çiziyorum. İtiraz olan var mı buna? İzmir'de 22 ilçe belediye başkanı, 30 ilçe başkanı ve aynı zamanda da bir büyükşehir belediye başkanı. Tavır alabildiler mi? Ne Muharrem İnce'den yana, ne Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yana. Ortada kaldılar. Kim acaba güçlü, kim kazanacak? Kim kazanmışsa yaşasın kral diyecekler. Bu da yanlış. Bir duruş belirlemek lazım. Hatalı bile olsa Kemal Kılıçdaroğlu, eğer o sizi getirmiş ve o destek vermişse Kemal Kılıçdaroğlu'nun arkasında duracaksın. Yüreğini ortaya koyup da Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıkacaksan Muharrem İnce diyeceksiniz. Bakın İnce ne demiş? Sayın Genel Başkan'a büyük bir devlet adamlığı yaptığını, İyi Parti'ye 15 milletvekili göndermekle başlayan ve kurultayda kendisine rakip olmuş birini Cumhurbaşkanı adayı yaparak müthiş milletin gönlünde tak kurduğunu, bu devlet adamlığının devam etmesi gerektiğini, kendisiyle bir yarış ve rekabet içinde olmak istemediğimi ama milletin de bu Cumhurbaşkanlığı seçimi sırasında duyduğu, gördüğü, yaşadığı bir umut var. Bunu kaybetmememiz gerektiğini ve kendisi isterse olağanüstü kurultayı kendisi toplayarak benim genel başkan olabileceğimi, kendisinin onursal genel başkan olabileceğini, bunların hepsini Kemal Kılıçdaroğlu'yla konuşuyor Muharrem İnce. Ve bir abi kardeş ilişkisi içerisinde kendisi grup başkanı olarak parlamentodaki çalışmaları yürütebileceğini, benim de genel başkan olarak Edirne'den Ardahan'a kadar çalışacağım ve partiyi seçimle hazırlayacağım teklifinde bulundum. Evet ya da hayır demedi. Bu teklifi yaptım ben, kendi takdiridir dedi. Bu teklif üzerine bunu Muharrem İnce söylüyor. Bu teklif üzerine Kılıçdaroğlu'nun yorum yapmadığını belirten Muharrem İnce, kurultay talebine olumsuz yanıt verilmesi ihtimali için ise hayır derse ben imza toplamayacağım. Örgüt kendisi çözecektir bu işi yorumunda bulundu. Yani Muharrem İnce kılıçları çekti. Peki baktığımız zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kılıçdaroğlu mu Muharrem İnce mi? Burada yeni seçilen milletvekilleri de zor durumda kalıyor. Eğer partide bir genel başkan seçilecekse ve değişecekse parti enerjisini yeni milletvekilleriyle, yeni enerjisiyle ülke meselelerine, memleket meselelerine ayırması lazım. Yeni seçilen milletvekilleri, ilçe teşkilatları, il teşkilatları tepede Muharrem İnce mi seçilecek yoksa Kılıçdaroğlu koltuğunu koruyacak mı? Bu düşünceyle nasıl hizmet üretsinler? Parti için çalışarak bir şeyler yapabilirler ama bu tepedeki kavgada bir an evvel Cumhuriyet Halk Partisi'ne çözülmeli. Ya Kılıçdaroğlu devam etmeli ya da Muharrem İnce yoluna devam etmeli. Ama buna Cumhuriyet Halk Partililer karar vermeli. Medya savaşı Cumhuriyet Halk Partisi'ne zarar veriyor. Ve yakında bir erken yerel seçimin gelmesi halinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin hazır olmasına rağmen tepede enerji boşaltılacağı için liderlik konusunda partinin örgütlerini mutlaka etkileyecektir. Belki içinizde olur mu öyle bir şey, etkilemesi mümkün değil diyeceksiniz ama tecrübelerle söylüyorum. Cumhuriyet Halk Parti derhal yerel seçimlere hazırlanmalı. Ve bu boşlukta da ne olacak? Cumhur İttifakı özellikle yerel seçimleri erkene alma olasılığının çok yüksek olduğu belirtiliyor. Büyük Birlik Partisi Başkanı Destici'nin özellikle Kasım ayında erken seçim talebi hükümette kabul görmemiş gibi gözükmekle beraber ne zaman ne olacağı
hiç belli olmaz. Buradan da demedi demeyin. Biz buradan söylemiş olalım. Efendim şimdi devam ediyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu bir açıklama yaptı. Dedi ki Kılıçdaroğlu'nun İnce'nin açıklamasına ilişkin özel bir yemekti. Bağlamından koparmak siyasi bir nezaketsizlik dediği öğrenildi. Yani özel bir yemek yedik. Bu yemek dışında bir konu olarak kamuoyu gündemine taşımak, parti gündemine taşımak bir nezaketsizlik dedi. Yani Muharrem İnce'nin nezaketsiz olduğunu söyledi. Diğer yandan Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Bülent Tezcan'dan da bir açıklama geldi. Tezcan olağanüstü kurultay gündemimizde yok dedi. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde olağanüstü bir kurultay gündemimizde yok deniyor. Ama Muharrem İnce de ne diyor? Muharrem İnce de ben partiyi Edirne'den Ardahan'a kadar genel başkan olarak iktidara hazırlayacağım. Sen de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup başkanı olarak devam et dedi Kılıçdaroğlu'na. Kılıçdaroğlu da bunu reddetti. Nezaketsizlik şekliyle isimlendirdi. Evet devam edelim. Efendim Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili gerekli açıklamayı yaptık. Bu arada mesajları okuyalım. Efendim mesajlarda şöyle bakalım. Azerbaycan'dan Profesör Doktor Eyüp Kerimov hocamız saygılar, sevgiler, selamlar demiş. Bize saygılar diliyoruz. Kardeş ülkemiz Azerbaycan ve siz değerli hocalarımız Profesör Doktor Eyüp Kerimov. Artı devam ediyoruz. İyi akşamlar, hayırlı yayınlar demiş Şenol Bardakçıoğlu. Ahmet Kazım, Ahmet Nazım Karakaş kolay gelsin demiş. Çok teşekkür ederim. Devam ediyoruz. Mustafa Erduran, Saadet Partisi İzmir İl Başkanı. İyi yayınlar demiş. Çok teşekkürler. Andreas Palazoğlu, önümüzdeki günlerde ve aylarda Andreas'ı bekliyoruz. Andreas değil aslında, Abdullah Palazoğlu. Papazken Müslüman oldu ve hayati bir roman. Onu konuk olarak ağırlayacağız önümüzdeki günlerde. İzmir'e bekleriz. Mustafa Erduran, maalesef sivil hayatta da siyasi hayatta da gücün ve çok olanın yanında olmak gibi bir zafiyet var demiş. Yani böyle olunca da devam etmiş. Doğrunun yanında olmadan, yanlışa yanlış demeden, işi ehline vermeden ülkemizin çok daha iyi yönetilme şansı olmayacaktır diye yorumda bulunmuş Mustafa Erdoğan. Maalesef öyledir. Ahmet Gülçağ, Doktor Ahmet Gülçağ değerli Kanal İzmir televizyonunda. Ahmet Gülçağ da hafta sonu gazete manşetleri ve yorumlar hazırlayıp sunuyor. Değerli dostum, iyi yayınlar, selamlar, sevgiler demiş. Çok teşekkür ediyorum. Evet ve devam ediyoruz. Haberler devam ediyor. Günün yorumu devam ediyor. Haberler devam ediyor. Aslında bizim Kanal İzmir televizyonu beni kandırdı. Bana dediler ki Rıdvan Ekgün, böyle günde bir günün yorumu yap. Bir konu günün yorumu yap. 5 dakika 10 dakika dediler. Bir de baktım şu videoyu da yorumlar mısın? İkinci video, üçüncü video, dördüncü video, beşinci video. Haberleri kattık mecburen. Yani haberler girdi yoruma. Yorum gider haberlere dönersek şaşırmayın. Evet, bununla ilgili kurgu altyapımız vardır. Haber kapasitemiz yüksektir aynı zamanda. Aslanlar gibi de yorumlarız. Evet, devam ediyoruz. Efendim haberler önemli. Deniz Baykal. Deniz Baykal, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin en yaşlı üyesi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin önceki dönem genel başkanı. Deniz Baykal'ın gidişi, Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelişi ve bugün de Kemal Kılıçdaroğlu'nun nasıl gideceği konusu tartışılıyor. Muharrem İnce bununla ilgili stratejik kararını almış ve çok kararlı gözüküyor. Deniz Baykal, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oturumu açacak. Biliyorsunuz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde en yaşlı üye oturumu açar ve yönetir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçilinceye kadar. Deniz Baykal karar değiştirdi bu arada. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışında oturumun en yaşlı üye sıfatıyla İYİ Partili Durmuş Yılmaz yönetecek. Deniz Baykal ben yönetmeyeceğim deyip çekilince otomatik olarak ikinci sırada Durmuş Yılmaz yönetecek. Orada bakmış olalım. Efendim bütün Türkiye yasa boğuldu. Yasa boğuldu. Küçük Leyla Ağrı'da ailesiyle bayram ziyareti için gittiği dedesinin köyünde kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir köyde biliyorsunuz ölü bulundu. Sabah haberlerde de bu konuyu ben sizinle paylaştım. İsterseniz küçük Leyla'nın bir videosu var, onu bir izleyelim. Bir yorumlar yapacağım kesinlikle. Leyla Aydemir yavrumuz bayram birinci günü 15 Haziran günü
bayram ziyaretine gittiği Merkez Bezirhane köyünde dedesinin evinde kaybolmuştu. Sabah saat 10 itibariyle kaybolan yavrumuzu 18 günden beri arıyorduk. Maalesef bugün 17.45 itibariyle köyün yaklaşık 3 kilometre kuzeyinde derede su içerisinde cansız bedenine ulaşıldı. Söz konusu alan daha önce balık adamlarımız tarafından ve havada drone görüntüleriyle çok fazla taraması yapılan bir alandı. Ancak maalesef bugün bu alanda cansız bedenine ulaşıldı. Konuyla ilgili detaylı araştırma devam ediyor. Savcılık konuyla ilgili soruşturmasını devam ediyor. Kamuoyuna gerekli açıklama daha sonra yapılacaktır. Böyle alçaklar, böyle caniler, böyle şerefsizler olduğu müddetçe Türkiye uluslararası arenada hep yanlış anılacak. Türkiye'de taciz var diyecekler. Türkiye'de tecavüz var diyecekler. Türkiye'de şiddet var diyecekler. Türkiye'de kadına şiddet var diyecekler. Türkiye'de adam bıçaklıyor diyecekler. Türkiye'de adam kaçırıyorlar diyecekler. Ve çocukları kaçırıp tecavüz edecekler. Ve Türkiye'ye bir karşı bir algı oluşacak. Turist sayısı 50 milyona yakın beklerken Türkiye, belki de ekonomik bir operasyonla bu 35 milyona düşecek. Türkiye'de birileri bir şey mi yapmaya çalışıyor? Bu insanlar yakalanıp da adaletin karşısına çıkmadığı müddetçe, yakalanmadığı müddetçe neyin ne olduğunu kimse bilemeyecek. Ama bu tip insanlar hadım mı edilsin, idam mı edilsin, ne yapılsın sorusu gündemde. Sosyal medyaya baktığımız zaman fikirler kirli, düzgün, berrak fikirler de var, düşünceler var, teklifler var. Bunları tek bir potada eritmek mümkün değil. Bir bakıyorsunuz, dinliyorsunuz Ayşe Hanım'a, evet idam gelsin diyor birileri. Diğerini dinliyorsunuz, ne idamı kardeşim, hangi çağdayız oluyor, geldi mi? Farklı amaç için kullanılır, siyasiler asılır şekliyle söyleniyor. Hadım edilsin dendiği zaman Allah insanları öldürsün diye değil ki, cezası neyse verilsin. Uzmana soruyoruz, diyor ki Türkiye'de cezalar yeterli. Küçük çocuğu taciz etmek 18 ile 25 yıl arasında başlar. Yeni teklife göre de eğer aile içinden birisi ise bunu yapan %50 ceza artırılır. Cinayet varsa bir 25'te ok olunur. 50-60 yıl içeride yatar insan. Yani 40 yaşında girerse 100 yaşında çıkar deniyor. Ben de diyorum ki Rıdvan Akün olarak bu tip suç işleyenler cezası verilsin. Ama Türkiye'de en ağır şartlarda bakınız. Cezaevlerine girip de cezaevlerinde ben vergimle, her şeyimle ben bu insanlara bakmak istemiyorum kardeşim. Bu insanlar cezaevine girdiği zaman en ağır şartlarda devlet kurumlarında en ağır şartlarda çalıştırılsın. Köle gibi çalıştırılsın. Kabaca söyleyeyim eşek gibi çalıştırılsın. Ömürlerini öyle tüketsinler ömür boyu. Bu insanlar hem öyle ceza çeksin hem de devlete, milli ekonomiye katkıları olsun. Yani kalkıp da al sen cezaevine koy, sonra bir de kalkıp da tecavüzün karşılığında insanlar birbirini tecavüz eder diye cezaevinde bir de özel korumaya al, özel hücreye, özel besle, sonra bizim paracıklar da suç işleyenlere gitsin. Var mı böyle bir şey? Yok. Küçük Leyla'yı hunharca katlettiler. Leyla'lar ölmesin. Bakınız Leyla'lar ölmesin. Küçük çocuklar, Ahmetler, Mehmetler, Ayşeler, Fatmalar ölmesin. Ailelere, çocuklarına dikkat etsinler, takip etsinler. Yani piyasada kim var, kim yok, kimin ne olduğu belli değil. İnanın en yakınlarından, bak en yakınlarından geliyor bir şey. Ya komşusundan geliyor, ya aile içerisinden geliyor veya çevreden geliyor. En yakın noktalardan geliyor. Buna çok ama çok dikkat edilmesi lazım, öyle değil mi? Evet, efendim devam ediyoruz. Burada bu seçimle ilgili özellikle, seçimlerle ilgili... yerel seçimlerle ilgili acaba erken mi olacak yoksa geç mi olacak tartışması sürerken Mahir Ünal bir açıklama yaptı. Mahir Ünal açıklamasına ne dedi? Bir izleyelim. Sonra bunlarla ilgili de mutlaka benim bir yorumum vardır. Özellikle basında bu tür bazı söylentiler yayılıyor ama böyle bir şey söz konusu değil. Hiçbir şekilde bir başkan yardımcılığı teklifinin gitmesi diye bir durum hiçbir şekilde gündeme gelmedi, konuşulmadı.
böyle bir şeyin söz konusu olması da zaten gündemimize hiçbir zaman girmedi ama adeta basında bazı köşelerde, bazı medya organlarında, bazı internet ortamlarında bu tür haberlerin yayıldığını biz de görüyoruz, müşahede ediyoruz. Dolayısıyla böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil. Yani Mahir Ünal açıklamasında diyor ki TÜDAA Cumhurbaşkanı genel seçimden çıktık, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi seçiminden henüz daha Cumhurbaşkanı yemin etmedi ama birileri Türkiye'yi seçim atmosferine sokmak istiyor. Amaçları ne diyor? Ama bunun devamında da birileri çıkıyor diyor ki erken seçim olsun, yerel seçim olsun, seçimde öne alınsın yerel seçimlerde, bir an evvel bitsin, Türkiye önüne baksın diyorlar. Olamaz mı? Bu da olabilir. Yani niye olmasın? Hadi zamanında yapılsın ama bence Türkiye, bakınız Türkiye bence seçim atmosferinden kurtulsun. Bence yapılacaksa o da yapılsın, bitsin. Kalkıp da Mart ayına kadar, bu işte Temmuz ayındayız, 5 ay buradan, 2-3 ay da oradan, 7-8 ay böyle yok seçim olacaktı, seçim olmayacaktı, yerel seçim olacaktı, şu belediye başkanı olacaktı, şu aday olacaktı, şu meclis üyesi olacaktı, şu muhtar olacaktı. Ya kardeşim işimiz var, gücümüz var, Allah'ını severseniz şu seçimler bir yapılsın, bitsin de artık biz ticaret erbabı olarak işimize bakalım, para kazanalım. Yani bir iş yapacağız seçimden sonra, bir iş yapacağız bayramdan sonra, bir iş yapacağız dur bakalım kurbandan sonra, bir iş yapacağız, bir satış yapacağız. Ya acaba yerel seçim gelir mi? Faizler yükseldi, banka kredileri yükseldi. Yani artık Türkiye önüne baksın. Yani kalkıp da bir 6-7 ay sonra tekrar seçim yaşayacağımıza, bana göre, kendi fikrime göre söylüyorum, RA Grup Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı olarak söylüyorum, Türkiye seçim atmosferinden bir kurtulsun. Yani kalkıp da Kasım ayında olacaksa olsun da bu seçimlerde bitsin. Cumhuriyet Halk Partisi tam tersi çıkıp da burada kendi içerisinde işte İnce mi Kılıçdaroğlu mu, kavga mı değil mi, kurultay mı şudur budur. Gelsin iki lider bir araya anlatsın, bitsin. Kılıçdaroğlu artık geri çekilsin. 10 seçim kaybetmiş bir lider koltukta oturur mu ya? Hangi çağdayız? Yani Avrupa'ya baktığınız zaman gelişmiş ekonomilere, Cumhuriyet Halk Partisi'nin özellikle aydın üyeleri, aydın seçmenleri hiç mi görmüyorlar, hiç mi dünyayı gezmiyorlar? Bir seçim kaybeden lider, parti lideri hemen istifa ediyor, çekiliyor. Anlatabiliyor muyum? Bir dakika geç kalkan tramvayda veya metroda bile çıkıyor, başbakan halktan özür diliyor. Hangi çağdayız? Yani ne olsun, seçim kaybeden gitsin, seçim kazanan, oyu artıran gelsin. Yani böyle olduğu zaman da Cumhuriyet Halk Partisi çıksın desin ki erken yerel seçim istiyoruz desin. Bu defa hükümet köşeye sıkışır herhalde. Yani niye erken seçim yapmıyorsun gibi. Çünkü acaba bunlar seçim istiyor, daha fazla mı oy alacaklar diye bir endişe gündeme gelebilir. Bence bu bitsin diye düşünüyorum. Evet, devam edelim. Mahir Ünal diyor ki henüz bir seçim bitmiş ve sonucunda seçmen Türkiye'de oluşturmak istenen belirsizlik ve endişe gibi konularda son derece açık bir tavır ortaya koymuş, Türkiye'yi seçim atmosferinden çıkarmışken yeniden erken seçim tartışmalarının başlamasını doğru bulmuyoruz. Türkiye erken seçim tartışmalarından çıkmıştır. Birinci öncelik yeni sistemin Cumhurbaşkanımızın yemin etmesiyle devreye girmesidir. Yeniden bir erken seçim tartışmalarının olduğu atmosfere de sokmak istiyor birileri. Bazı arkadaşlarımızın açıklamaları da erken seçime destek gibi sunuluyor. Gündemimizde erken seçim bulunmamakta, Türkiye önüne bakıyor. Ama bu tip açıklamaları biz Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ilgili seçim var mı yok mu dendiğinde yine AK Parti kurmayları yok erken seçim, zamanında yapılacak dedi. Genel Başkan da aynı şekilde söylemişti. Başbakan Binali Yıldırım da aynı şekilde söylemişti, son başbakan. Fakat ardından bir baktık, 26 Ağustos dedi Bahçeli, 24 Haziran dedi AK Parti ve seçimler bitti. Evet, devamında da yerel seçim olsun mu olmasın mı, olsun mu olmasın mı diye bu tartışma bitmez. Evet, günün tabii ki fenomen haberi, İnce'nin Kılıçdaroğlu'nu karşısına alıp da onursal başkan ol, grup başkanı ol, ben de genel başkan olayım, Edirne'den Ardahan'a kadar çalışayım, partimi seçime hazırlayayım. Bu parti içerisindeki oyunu kesinlikle bu teklif artırdı. İzmir'e baktığımız zaman Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları, ilçe başkanlarından ses yok, tık yok. Yani kalkıp da bir taraf olun bakalım. Yani ortada kalıp da yarın ne olacak? Yarın kim güçlü olursa onun yanında yer almak isteyecekler. Bunu da tabii ki seçmen yemiyor. Birçok belediye başkanı İzmir'de, metropolde bir sonraki seçimlerde aday olamayacak.
olamayacak. Çünkü parti mantalitesi değişecek. Yeni gelenler olacak. Yeni özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanı yapmaları halinde oy artırabileceği düşündükleri yeni belediye başkanı adayları gündeme gelecek. Bu konuda apayrı bir pazar, apayrı bir bakış açısı tabii ki. Devam edelim. Mahir Ünal'ın açıklaması bitti. Bitti. Meral Akşener, özellikle Meral Akşener konusunda ne dedi Mahir Ünal? Bir de onu izleyelim isterseniz. Meral Akşener'le ilgili de bir şeyler söyledi. Özellikle basında bu tür bazı söylentiler yayılıyor ama böyle bir şey söz konusu değil. Hiçbir şekilde bir başkan yardımcılığı teklifinin gitmesi diye bir durum hiçbir şekilde gündeme gelmedi, konuşulmadı. Böyle bir şeyin söz konusu olması da zaten gündemimize hiçbir zaman girmedi ama adeta basında bazı köşelerde, bazı medya organlarında, bazı internet ortamlarında bu tür haberlerin yayıldığını biz de görüyoruz, müşahede ediyoruz. Dolayısıyla böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil. Efendim, Mahir Ünal'ın açıklamasını izledik. Meral Akşener'e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı teklifi iletildiği konusunda, yapıldığı konusunda spekülasyon olduğu söyleniyor. Böyle bir şey olmadığı söyleniyor. Halbuki şöyle olsa ne güzel olmaz mıydı? Efendim, Cumhurbaşkanı kim seçildi? 24 Haziran'da Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı olacaktı. İkinci kim seçildi? 15 milyon oy alan Muharrem İnce Cumhurbaşkanı yardımcısı olacaktı. Peki diğer Cumhurbaşkanı adayları kimdi? Meral Akşener. Ve özellikle Temel Karamollaoğlu, ama ilk 3'e bakılacaktı. 1, 2, 3 numara. Ve bunlar 1 numara Cumhurbaşkan, 2 ve 3'te Cumhurbaşkanı yardımcısı olacaktı. Devletin sorunlarına, devletin hizmetlerine birlikte ellerini taşın altına sokarak seçmene karşı oy nispetinde ona göre bir görev dağılımıyla ilgili yerler kendilerine bağlanarak sorumluluk alacaklardı aslında. Ben olsaydım, yemin ediyorum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerinde olsaydım Muharrem İnce'yi çağırır, gel ülkeyi yönetmek istemiyor musun? Halka hizmet üretmek istemiyor musun? Gel birlikte yönetelim. Halk tercih etti beni, ben Cumhurbaşkanıyım. Sen de gel Cumhurbaşkanı yardımcısı ol. Ey Meral Akşener, gel birlikte yönetelim. Siz buna talip değil misiniz? Mutlaka Cumhurbaşkanı mı olmak istiyorsunuz? Buyurun Cumhurbaşkanı yardımcısı olun. Çünkü oyunuz buna müsait. Yani ben olsam böyle yapardım. Bakınız, Türkiye şaha kalkardı. Şaha. Böyle yapardım aslında. Ama tabii ki böyle demekle olmuyor. Evet, siyasiler işte ben kazandım, o kazandı, şöyle oldu, böyle oldu, sağdı, soldu, üstü, astı, markaydı, ünvandı, şanlı, şöhretli gidiyorlar. Evet, bakalım, devam edelim. Efendim, Türkiye'nin terör örgütü YPG ve PKK'dan temizlediği Afrin'in Racu beldesinde Mustafa Kemal Atatürk'ün 1. Dünya Savaşı'nda kullandığı karargah ortaya çıkarıldı. İzleyelim. Anafartalar kumandanı Gazi Mustafa Kemal Paşa 1. Dünya Savaşı'nda Afrin'de, Racu'da karargah olarak kullandığı yapıyı
binayı, kalıntıları gördünüz. Bu ülkeyi kurmak için canla başla çalışan ve şehit olan, gazi olan tüm askerlerimizi, tüm kahramanlarımızı yürekten anıyorum. Gazi Mustafa Kemal Paşa, 1. Dünya Savaşı'nda Raco'da bu karargâhta planlar yaparken, bir ulus yaratmak, bir devlet kurmak için çaba sarf ederken, bugün Atatürk'ün kurduğu partide liderlik savaşı var. Partinin oyu %22'lere kadar gerilemiş, partiden bir cumhurbaşkanı adayı partisinin oyunu aşarak %30 olmuş. Cumhuriyet Halk Partisi, ana muhalefet partisi olarak değil, iktidara yürüyecek bir parti aslında. Mantalite değişikliğiyle, lider değişikliğiyle, halkın sorunlarına çözüm getirebilecek farklı bir bakış açısıyla. İşte nereden nereye? Mustafa Kemal Atatürk'ün Raco'daki karargahı, 1. Dünya Savaşı'nda karargahı, evet, gün yüzüne çıkarıldı ve tabii ki orada özellikle AK Parti hükümeti bu karargahı restore edip ve tabii ki Mustafa Kemal'in hatıraları var, karargah olarak kullanılmış, burayı da özellikle ziyaretçilere de açmak istiyor. Ben tekrar izlemek istiyorum. 1. Dünya Savaşı'nda Mustafa Kemal Atatürk'ün Afrin'de Zeytin Dalı operasyonu yapıp terör örgütlerinden temizlediğimiz, Türkiye'ye karşı kazılan hendekleri kapattığımız, teröristleri oraya gömdüğümüz Afrin'de yine Mustafa Kemal Atatürk'ün karargahında olmak, Türkiye'nin bir zaferi olarak alıyorum. Ve Türkiye'de şu anda o karargahı da tahmin ediyorum restore ettirecek. Tekrar izleyelim. Evet, Mustafa Kemal Atatürk'ün Afrin'de Raco'daki 1. Dünya Savaşı'ndan kalma karargah olarak kullandığı binayı gördük. Ne güzel değil mi? Atatürk'ün Atatürk'le ilgili bir şey karşımıza çıktığı zaman hemen sarılıyoruz, koşuyoruz. Benim de hoşuma gitti. Efendim, bir de Türkiye tabii Raco dedik ama askeri tatbikatlarımız var bizim. Boş durmuyoruz. Bir tarafta seçim var, diğer tarafta teröristlerle mücadele ediyoruz. Aslında yedi düvelle mücadele ediyoruz hala. Sınırımızda bir Amerika var. Amerika bizim stratejik ortağımız diyoruz. Babamızın oğlu mu? Dostumuz mu? Suriye rejimi dostumuz mu? Değil. İran keza öyle mi? Değil. Hiçbiri değil. Yunanistan mı? Ermenistan mı? Hangisi? Dostlarımız yok. Bakınız, sınır komşularımızla dostluk olmaz zaten. Kurallar olur, herkes sınırlarını belirler. Aksi halde dostluk olsa asker kalkar, mayın döşenmez. Onun için dostluk diye bir şey yok ama tatbikatlar devam eder. Olası bir savaş, olası bir düşmana karşı daha güçlü olmak için, daha donanımlı olmak için, daha da güzel savunma sistemimizi geliştirmek için tatbikatlar olur. Türkiye'nin ev sahipliğinde 4 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen tatbikatın basın turu Konya'daki 3. Anajet üst komutanlığı atış sahasında yapıldı. Bakınız hangi görüntüler karşınızda. Helikopterleri iyice alçaldılar. Hedefe taarruz için yükseliyorlar. Thank you.
Evet, kahraman pilotlarımız, kahraman askerlerimiz, kahraman Mehmetçiklerimiz, sizlerle gurur duyuyoruz. Tatbikatlarda göğsümüzü kabartıyorsunuz. 4 ülkenin katıldığı Konya 3. Anajet üssündeki tatbikatta adeta böyle zafer destanı yazdınız. Tabii ki deneyimlisiniz, tabii ki eğitimlisiniz. Bakış açımız, silahlarımız, savunma sanayimiz gün geçtikçe böyle güzel bir şekilde tatbikatlara ev sahipliği yapıyoruz. Konya Ovası da buna çok müsait. İsrail yıllardır Konya Ovası'nda gelip böyle uçak kullanmayı, teyyare kullanmayı, helikopter kullanmayı öğrendi bizden alçaklar. Sonra da Türkiye'nin kuyusunu kazmaya kalktılar. İçimizde çok Mossad ajanı var. Onlara çalışanlar var. Bugün gidip de Filistin'de özellikle Filistinli vatandaşları vuran, yaralayan insanların çoğunun belki eğitimini Türkiye'den bu terbiyeyi aldılar. İsrail askerleri gelip de Konya Ovası'nda tatbikat yapıyorlarsa, Konya Ovası'nda deneyim yaşıyorlarsa, bunların temelinde de uluslararası anlaşmalarda, İsrail'le yapılan anlaşmalarda buna mutabık kalınarak yapılıyor. Gidip de Filistinli vatandaşları öldürün demiyoruz. Ama şöyle baktığımız zaman tatbikatlara 4 ülke gelmiş, tatbikat yapıyoruz. Ama Mehmetçiği gördüğümüz zaman da göğsümüz böyle gururlanmış vaziyette. Efendim tabii ki göğsümüzde gurur var. Niye? Çünkü Bodrum Belediye Başkanı vatandaşı kurtarmış, hemen denizde boğulmak üzere olan birisine hemen atlıyor ve kurtarıyor. Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ve abisi Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut Kocadon sahil kenarında bulunan bir restoranda otururken veya yemek yerken diyelim, denizde hareketsiz duran birini fark etti. Kıyafetleriyle denize atlayan Başkan Kocadon ve ağabeyi Mahmut Kocadon boğulmakta olan tatilciyi denizden kurtardı. Aferin be başkana ve kardeşine. İkisi de başkan, birisi ticaret odası başkanı, birisi de belediye başkanı. Yani iki kardeş de Kocadonlar insan kurtardılar. Tebrik ediyoruz buradan. Evet, ilk müdahaleyi sahilde yapan Kocadon durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılan vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Buradan biz Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'u ve Ticaret Odası Başkanı abisi Mahmut Kocadon'a saygı ve sevgilerimi sunuyoruz. Hakikaten belediye başkanları bak tereddüt etmeden elbisesiyle atlamış vatandaşı oradan kurtarmış. Şöyle ben şöyle durursam ekranda görülecek galiba ama ben ekranı kapatmışım belli ki. Demek ki daha küçük bir ekrana yansıtması lazım arkadaşların. Ha, evet görüyorsunuz ekranda şu anda. Evet orada vatandaşı kurtarıyor. Efendim şimdi mesajlara bakalım. Mesajlarda Muhteş Şavural, Karşıyaka Belediye Meclis Üyesi, değerli dostum abim. Rıdvan Bey merhabalar, iyi yayınlar diliyorum demiş. Aynen devam ediyoruz. Pelin Aldemir iyi yayınlar demiş. Çok teşekkür ediyorum. Gülgün Görgenç iyi yayınlar diliyorum. Tülay Akkoç Yaman iyi yayınlar. Yayının ortasında da olsa yetişebildim. Eksik olmayın Tülay Hanım. Sonuçta kaçırmadınız. Serhat Günal iyi yayınlar diliyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum. Evet günün yorumu, haberler bugün bu kadar. Yarın günlerden çarşamba sabah günaydın Türkiye, günaydın İzmir diyeceğiz. Gün içerisinde programlarımız olacak. Perşembe gün Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır konuğumuz olacak. Tabii ki gün içerisinde çeşitli programlarla karşınızda olacağız. Bugün saat 13'te Seferihisar Çocuk Belediye Başkanı'nı Selin adayı konuk olarak aldık. Yaklaşık bir 40 dakika kendisiyle sohbet ettik. Türkiye'de ve dünyada ilk çocuk belediye başkanlığı ve belediyesi Seferihisar'da. Biz de Selin adayla Seferihisar'da yapılan çalışmaları çocuk gözüyle gördük. O heyecanı hissettik ve buradan da Seferihisar Belediye Başkanı Sayın Tunç Soyer'e böyle bir teşebbüsünden dolayı da tebrik ediyor ve selamlarımızı iletiyoruz. Yarın yeniden görüşmek üzere. Huzurla, sağlıkla, mutlulukla, sevgiyle, aşkla, heyecanla, yüzünüzde hiç gülümseme eksik olmadan yarın yine canlı canlı ve bomba gibi günaydın Türkiye, günaydın İzmir'de buluşmak üzere. Hoşçakalın.